Aslında hepinize şunu söylemek istiyorum. Notlarımın arasında da var. Çarşamba günü bekliyordum Rusya lideri Vladimir Putin'in biraz önce açıkladığı kararı. Önce hepinize merhaba. Rusya Ukrayna'da sıkıştıkça belli ki savaşın dozunu Ukrayna sınırlarının dışına taşımaya hazırlanıyor. Ve bu çerçevede benim beklentime göre Rusya lideri Putin'in Pazartesi günü Batı'nın özellikle Rus bankalarını uluslararası döviz değişim sistemi olarak adlandırılan SWIFT'ten çıkartmasından hemen sonra büyük bir ihtimalle 2 gün içinde yani Çarşamba günü dünyayı nükleer savaşla tehdit edebileceğini tahmin ediyordum. Bunu da notlarıma yazmışım. Yakın dostlarım ve eşim de gayet iyi biliyor. Dün akşam itibariyle söylediğimi. Çarşamba günü gerçekten özellikle pazartesi itibariyle Rus ekonomisinde yaşanacak gelişmeler ve Rusya'nın içinde meydana gelebilecek yeni bir muhalefet ayaklanma biçimi çerçevesinde Putin'in nükleer bir şantajla veya bir tehditle bütün dikkatleri bu kez gerçek anlamıyla küresel sistemin tam merkezine yığmayı çalışacağını düşünüyor ve tahmin ediyordum. Beni şaşırtan bugün oldu. Yani Rusya lideri resmen açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'a Rusya'nın nükleer caydırıcılık güçlerinin özel alarma geçirilmesi emrini verdiğini duyurdu. Uzmanlara göre Rusya'nın bu tür bir özel nükleer alarma geçmesi bir nükleer savaş çıkarma tehdidi değil. Ama bir nükleer savaşa doğru saat kurma tehdidi. Niye? Çünkü uzmanlar, bu konunun uzmanları ki ben değilim ama İngiliz, Amerikalı uzmanlar bu alarm sisteminin şu anlama geldiğini söylediler. Rus lider bir nükleer savaş tehdidi doğduğu an itibariyle bu füze sistemlerini ve nükleer başlıklı füze sistemlerini en seri şekilde kullanmak için hazırlık yapıyor. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve nükleer silaha sahip bütün devletler için de bu geçerli. Nükleer silahların kullanılmasının iç protokolleri uzun. Yani onaylama protokolleri, kilit protokolleri, anahtar protokolleri. Çünkü bu silahlara sahip olan milletler, devletler, bu silahların bir kişinin bir anlık kararıyla kullanılmasını da önleyecek, karşılıklı olarak da onaylanmış, herkesin bilgisi dahilinde olan protokoller uyguluyorlar. Belki Amerikan filmlerinde zaman zaman görmüşsünüzdür. İşte bir nükleer alarm verilir, Amerikan başkanına bir şey gelir, çanta gelir ama nükleer alarmla bağlantılı bütün sistemlerde ne kadar çok kasa, ne kadar çok alarm sistemi olduğunu da o filmlerde görürüz. Şimdi uzmanlara göre bu direkt bir nükleer savaş tehdidi değil ama yeri geldiğinde nükleer savaşı göze alabileceğini belirten bir saatli bomba kuruşu. Evet, saatli bombayı kurdu. Nükleer tiktakları buradan duyuyoruz şu anda. Şu anda onun verdiği emirler doğrultusunda Rusya'nın nükleer silah kapasitelerinin kilitleri açılıyor. Kilitler açılıyor. Anahtarlar yerleştiriliyor. Yani emir geldiği an itibariyle o füzenin ateşleneceği bütün yapılanmalar yavaş yavaş yerli yerine konuluyor. Peki Rus lider bunu yaparken ne dedi? Şunu dedi. NATO'dan gelen ısrarlı
açıklamalar ve Rus ekonomisine dönük saldırılarını frenlememeleri. Bunun nedeni şu: Swift hala da dünyanın özellikle enerji sektöründe, özellikle gıda sektöründe, yani insanlığın varoluş zemininde kullandığı bir para mübadele ve transfer sistemi. Yani eğer siz Rusya olarak Swift'ten çıkarsanız sattığınız petrolün parasını alamıyorsunuz. Böyle bir durum var. Çünkü siz petrolü oraya yolluyorsunuz veya doğal gazı, muhatabınız Almanya mesela, size para geçecek. Doğal olarak, değil mi? Yani Gazprom'a para geçecek, Almanya geçemiyor. Niye? Çünkü bankacılık sisteminde siz yoksunuz. Sizin olmadığınız bir yerde parayı nasıl geçecek? Bu esasında günlerdir, ama günlerdir finansal yaptırımların nükleer silahı olarak adlandırılıyordu. Bakın, adlandırmalar hiçbir zaman tesadüf değildir. Bütün uzmanlar Batı'nın çok sert uygulamalar yapacağını, yaptırımlar yapacağını söylüyorlardı, ama her seferinde de şunu diyorlardı: Rusya bankalarının Swift'ten çıkması bir finansal nükleer silahın kullanılmasıdır. O yüzden Batı buna bu kadar çabuk karar veremez diyorlardı. Ayrıca Rusya açısından da çok önemli bir garantör vardı. O da Olaf Scholz. Yani Almanya Başbakanı. Çünkü Almanya Başbakanı bu olayın başlangıcından itibaren Rusya'yı yatıştırma babında Batılı müttefikleriyle, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere ile yer yer kırılgan ilişkiler kurma pahasına hep engelleyici bir kimlik taşıyordu. Mesela bu savaş yaklaşırken, bütün işgal girişimleri başlamışken hala da Ukrayna'ya öldürücü silahların verilmesine karşı çıkıyordu. Yani evet, Ukrayna ordusuna işte postal yolladı, kask yolladı falan, ama hatta Estonya'nın elindeki eski Almanya'ya ait, Almanya'nın Estonya'ya vermiş olduğu topçu bataryalarının bile Ukrayna'ya gönderilmesine izin vermemişti Alman Başbakan. Fakat dün ve bugün bir başka bir şey oldu. Ne oldu? Önce bilgi geldi. Bilgi, Almanya'nın Swift konusunda hayır, bunu yapmayalım, bu hepimiz için çok büyük bir sorun olur yolundaki direnişinin kırıldığı, Fransa, İtalya, Britanya, Amerika Birleşik Devletleri, genel anlamda Avrupa Birliği ve Kanada ile beraber Batı'nın pazartesi günü daha önceden yaptırım listesine sokmuş olduğu Rus bankalarının Swift hatlarını kesecekleri yönünde bilgi geldi. Bu kesin bilgi. Ve hatta yapılan açıklamalarda bu uygulamayla beraber Merkez Bankası'nın rubleyi kurtarma yönünde yapacağı manevra alanlarının da çok kısıtlanacağı ve Rus parasında tarihin görülmemiş büyük bir düşüşünün pazartesi sabah 9 itibariyle beklendiği ifade ediliyor. Ve bazı uzmanlar da Rusya eski Sovyetler Birliği'ndeki gibi bu durum karşısında bir sabit kur uygulamasına mutlaka geçmek zorunda kalacaktır diyorlardı. Şimdi Putin kendi nükleer sistemini alarma geçirirken bunu kullandı, bunu söyledi. Dedi ki Batılı NATO ülkelerinin bize karşı uyguladıkları ekonomik yaptırımlarda kendilerini sınırlamamaları nedeniyle ben bunu Rus varlığına karşı büyük bir saldırı olarak görüyorum dedi. Ve dünyaya dedi ki ben bu işi tırmandıracağım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin
Birleşmiş Milletler temsilcisi Thomas Linda Greenfield hemen bir açıklama yaptı. Rusya'nın almış olduğu bu karar kabul edilemez. Bu Rus başkanını Ukrayna Savaşı'nı her şart altında tırmandıracağını gösteriyor. Biz onun yaptıklarına karşılık vermekte kararlıyız dedi. Ve şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Rusya benim çarşamba günü beklediğim noktaya niçin erken geldi? Bir de o var. Yani ben Rus liderin çarşamba günü bu tehditle karşımıza çıkacağını düşünürken niçin bu kadar çabuk karşılaştık? O da sabahki video analizimde söylediğim bir gerçeğin oluşmasından kaynaklandı. O da ne dedim ben sabah erken saatlerdeki videomda? Bu savaşın nabzı artık Harkov'da atıyor. Batı'nın ve Ukrayna'nın Rus işgaline karşı geliştirmiş olduğu şehir gerillası savaş taktiğinin, stratejisinin ne kadar iyi uygulanıp uygulanmadığı ve iyi bir sonucu olup olmadığını hep beraber Harkov'da göreceğiz dedim. Çünkü Harkov'a giren Rus askeri Harkov'u elinde tutabilecek mi, tutamayacak mı? Çünkü ne dedim ben size sabahleyin? Ukrayna ordusu Rus ordusunun ülke topraklarının içine girmesine karşı bir set oluşturmadı. Ukrayna ordusu ve bağlantısındaki silahlandırılmış siviller şehir şehir savunma stratejisine girerek bir tür 21. yüzyılın ilk savaş türü olan gerilla, şehir gerilla savaşını öne çıkarttılar. Ve bundan sonra 21. yüzyılda savaşlar ne yazık ki böyle olacak, onu da bilin. Uzakta bilmediğiniz bir yerde olmayacak o savaş. İstanbul'un göbeğinde olacak Allah korusun mesela veya New York'un. O yüzden şimdi böyle bir çağa giriyoruz. Bunları uzun uzun anlatacağım size. Anlatacağım. Anlatması gerekenler anlatamıyor. Eski harp akademilerinde kalmışlar. Biz anlatacağız. Neyse. Şimdi bu çerçevede bugün sabah girdiler, akşam püskürtüldüler. Yani şu anda Harkov yeniden Ukrayna milletinin elinde. Ukrayna milletinin diyorum. Çünkü Harkov'a giren Rus askeri sadece Ukrayna ordusunun şeyle karşılaşmadı, silahıyla karşılaşmadı. Kiminle karşılaştı? Silahlandırılmış, elinde makinalı tüfek olan, iyi kötü savaşma kabiliyetine sahip Harkov vatandaşlarının silahıyla karşılaştı. Şimdi daha iyi anlatmak için şunu söylüyorum. Tabii ki yıkım gücü çok güçlü bir ordu. Fakat şehre girdiği an itibariyle küçük silahlarla savaşmak zorunda kalıyor. O hani füzeler, işte ne bileyim ben dev savaş uçaklarından atılan bombalar falan filan. Ha diyeceksiniz ki Ardan abi, Harkov'u yerle bir edebilir mi? Edebilir. Öyle bir gücü var. Daha önce Grozny'yi etti, Halep'i etti. Yani girdiği yeri yok edebiliyor. Yerle bir edebiliyor. Bütün bir Harkov'u 100 bin kişiyi öldürerek Grozny'de olduğu gibi yerle bir edebilir ama altından kalkamaz. Öyle bir şeyin altından kalkılmaz. Onun için yapamıyor. Kilitlendi. Bir anda gerilla harbi veriyor ama düzenli bir ordunun gerilla harbi diye bir şey yok. Bu da ancak Türk Silahlı Kuvvetleri yapabilir. O da canımız çıktı. Aylarca bir PKK terör örgütüyle, öyle orduyla morduyla değil. Canımız çıktı. 923 evladımızı şehit verdik. O yüzden şimdi sabahtan beri Rusya Ukrayna ile görüşmenin yollarını arıyor. Müzakerenin yolunu açmaya çalışıyor. Zelenski dedi ki ben sizin dedi Belarus'unuza gelmem kardeşim. Ben o herife güvenmiyorum dedi. Doğru. Lukashenko Putin'in kankası. Hatta dedi ki İstanbul'da buluşalım, Kudüs'te buluşalım, Bakü'de buluşalım ama orada bulaşmayalım falan. Tabii Rusların da şimdi işine gelmiyor. Yani
kendi egemenlik alanlarının dışındaki bir başkente gidip orada pazarlığa oturmuş da görünmek istemiyorlar. Neyse, Gomel diye bir bölge var. Daha önce de birinci şeyde de söyledim. Zelenski Lukashenko ile görüştü. Ukrayna Cumhurbaşkanı Lukashenko ile görüştü. Telefon görüşmesi yaptı. Ve heyeti Belarus topraklarına gönderme kararı aldı. Ve yaptığı açıklamada da şöyle dedi. Lukashenko Ukrayna heyetinin bölgeye gelmesi, pazarlıkların sürmesi ve dönmesi, bütün o zaman diliminde topraklarındaki bütün savaş uçaklarının, helikopterlerinin yerde duracağını ve füze sistemlerinin de kilitleneceğini sözünü verdi dedi. Zaten Rusya'da daha önce açıklamıştı ve hatta Belarus'a sabahtan yollamıştı kendi heyetini. İşte Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı falan. Benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir kişinin araya girmesine bile gerek olmadan Zelenskiy ile Putin en kısa zamanda görüşebilir. Bu Putin'in arzu ettiği bir şey esas. Zelenskiy'nin şu anda asimetrik bir üstünlüğü sağlayınca çok da meraklı olup olmadığını merak ediyorum. Yani sanmıyorum. Bu nedenle yani Putin ısrar ediyor görüşme ve müzakere süreçlerini. Ona da şöyle söyleyeyim. Yani 3 tane hedefi vardı. İkisini artık ele yapması mümkün değil. Yani bir rejim değişikliği. Tamam yapabilir, yine yapabilir. Yine büyük bir savaş devam edebilir. 100 bin kişiyi öldürür. Bir rejim değişikliği yapar ama artık Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'sı olmaktan çıktı. Bunu ben haftalar önce söyledim. Yani bir milletle arana kan girdiği an itibariyle o savaşı askeri anlamda kazanmış olsan bile kaybetmişsin demektir. Yani bu kadar net. Şu anda artık Kiev'i de bassa, Zelenski'yi de öldürse, yerine Ramazan Kadirov gibi bir herifi de koysa Kiev'e, artık Ukrayna Ruslarla beraber yaşamayacak. Burada kaybettiler esas. Burada kaybettiler. Beyinde kaybettiler. O yüzden bir defa oraya geçelim. Ukrayna ordusunun demilitarizasyonu ancak şöyle olabilir. Donbas bölgesinden Ukrayna ordusu belirli bir mesafeye çekilir. Orada belirli polis ve jandarma güçlerini görevlendirir. Rusya bir de oradaki cumhuriyetleri tanıdığı için o cumhuriyetlere de özel bir statü tanınabilir. Bu işin formülü bu olabilir. Artık başka bir formül ben göremiyorum. Merkez Bankası Rusya'nın vatandaşlara çağrıda bulundu. Çünkü yarın sabah itibariyle insanlar belli ki döviz hesaplarının başına bir şey gelmesin diye banka şubelerine saldıracaklar. Paralarını nakit olarak çekmek isteyecekler ve sonuç itibariyle o para var mı yok mu kasalarda falan, yani o başka bir hikayeye gidiyor iş, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada ben yaptım oldu dediğin zaman demek ki ben yaptım olmuyormuş, yani böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda dünya nükleer bir gerginliğin içine doğru itildi Rusya lideri tarafından. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO bu alarm durumunda otomatik olarak alarm vereceklerdir. Yani otomatiktir bunlar, hiç yani siyasilere bırakılan bir iş değildir. Yani önümüzdeki hafta Soğuk Savaş yıllarında özellikle 1962 Küba krizinde yaşadığımız tarzda bir nükleer savaş gerginliğine doğru adım atıyoruz. Benim kuşağım bu işlerde biraz aşılıyızdır da gençlere üzülüyoruz tabii. Yani torunlarımıza, gençlerimize üzülüyoruz. Keşke bu işler hiç böyle olmasaydı. İş buralara gelmeseydi. Yapacak bir şey yok. Aktaracağım yeni bilgileri de.